Gillette'in Sensor 3 isimli modeli. Ey Gillette yetkilileri ya, buna bir çözüm bulun kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Türkiye'nin en çok tıraş videosu yayınlanan kanallarından birisiyim. 30'a yakın tıraş bıçağıyla tıraş oldum ve gerçek zamanlı olarak bu videoları sizinle paylaştım. Şimdi bugünkü konuğum, tüm gönderilerde paylaştım onu. 4 tane tıraş makinesi aldım. Gillette'in Sensor 3 isimli modeli. Bunun aslında ikisi de vardı daha önceki yıllarda. Ben onu kullanmıştım. 10-15 yıl olmuştur yalnız muhtemelen. Bunda yine sizden bir arkadaş söylemişti ama epey oldu söyleyeli. İşte fırsat bulup bu aldıkça bunları da inceliyorum arkadaşlar. Sensor 3. Bunu nereden aldım? Carrefour'dan aldım galiba. İçinde 6 tane bıçağı var. Bir de makinesi var. Yani az kartuşu var 6 tane. Bir de makinesi var. 53 TL'ye almış oldum. Yani yaklaşık olarak 10 liraya yakın. Bayağı bir pahalı. Yani şöyle söyleyeyim. 53 TL'ye 10 lira olmuyor da. 9 kere 6 desek 6 kere 9 54 yapıyor. Tamam, 9 liraya falan geliyor neredeyse. Tek bir kartuşunun fiyatı biraz pahalı. Ama sensör hiç güzeldi. Makuş'tan önce vardı bunlar. Hatırlayanlar vardır belki aramızda. Makuş'tan önce sensör serisi vardı. Sonra Makuş'lar çıktı. Sonra Fusion'du, şuydu, buydu, bir sürü seri çıktı ama ilk çıkan seriler böyle kartuşlu dediğimiz ürünler aslında atası Gillette'in sensör modellerine dayanıyor. Şimdi açalım. Nasıl açılacak? Yine zor mu açılacak bilmiyorum. Şuradan böyle bir çıkacak bir şey yok. Ortasına da bir şey koymamışlar. Ey Gillette yetkilileri ya, buna bir çözüm bulun kardeşim. Böyle açılması zor paketleri sevmiyorum. Çünkü böyle bayağı bir sıkıntı oluyor. Şimdi şöyle biraz uğraşayım. Böyle hiç keskin bir şey de yok ki buralarda. Bakalım şöyle yan tarafı açayım. Heh, burada bir tırnak makası var. Şöyle sivri şeyini, evet, çentik atalım da oradan açarız diye tahmin ediyorum. Evet, çentiğimizi attık. Tırnak makasımızı da yerine kaldıralım. Şimdi kutusu zor açılıyor. Oradan birazcık puan kıracağım. Bunu böyle daha pratik yapılabilir aslında. Şimdi açtım şöyle. Aşır aşır açtım yani tabiri caizse. Şuradan bıçağı görüyoruz. Makinesini görüyoruz. Makineyi çıkartalım. Ha. Yıllar önce bunlar vardı bende ama şimdi böyle çok hafif yalnız bu arada bu. İçi boş muhtemelen. Böyle metal gibi görünüyor ama metal değil. Şuralarda kaymaz saplarını yapmışlar. Şöyle göstermiş olayım. Ele güzel oturuyor. Burasını beğendim. Şimdi şeylerine bakalım. Evet, şöyle 3-3 6 tane de kartuşumuz var. Bu kartuşları takarak kullanacağız. Şöyle kenara kaldırayım ben. Şunu da taktık. Yok, ters takıyoruz. Evet, geçen gün de ters takmıştım. Mı? Yok. Bir bakalım. Takamadık yalnız. Evet. Allah Allah, takılmadı biraz. Şeyine bakalım. Evet. Ters takmaya çalışıyormuşuz. Ondan yine. Evet. Turuncu kısım yukarıda kalacak şekilde takmamız gerekiyor. Şöyle belli bir açıda oynayan bir başlığımız da mevcut. Şimdi güzel bir tıraş bıçağı bu. Ben uzun yıllar önce kullanmıştım. Dediğim gibi sensör 2 kullanmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Belki 1 de olabilir bu arada. Hani 47 yaşındayım ben. Yaklaşık 20 yıldır, hatta 25 yıldır, belki 30 yıldır yakındır tıraş oluyorum. O yüzden bir sürü de ürün görmüş, geçirmiş olduk. Şimdi bunu ben farklı bir şeyle bu sefer köpük olarak kullanacağım. Şöyle bir ürün var. Nereden geldi bilmiyorum. Benim arşivden çıktı. Bu bir ne diyor? Jobs Man diyor. Şöyle de bir kapağımız. Hiç kullanmamışım bunu. Bu hazır köpüklerden. Yani jelim trak bir şey. Şöyle içini göstereyim. Bunu kullanacağım ama yine klasik olarak köpürtme tasımız ve şu ucuz olan fırçamı da kullanacağım. Şimdi yüzümü yıkayıp tekrar karşınızda olacağım. Evet, yüzümü yıkadım. Bu arada bu jelmiş. Bakın o hazır köpük dediğim şey jel gibi bir şey. Şimdi onu bir köpürtelim. Köpürtme tasımızda. Gerçi bu rahat köpürür ama yine de buna da bir köpük oluşturmak gerekiyor. Hep anlattığım şey, bir kez daha anlatayım. Böyle bunlarda ne oluyor? Hava kabarcıkları oluyor. Hava kabarcığı kalmayana kadar böyle döndüre döndüre karıştırıyoruz arkadaşlar. Bayağı kabarcık oldu bunun yalnız.
Şimdi şöyle döndüre döndüre karıştıralım. Evet. Evet evet bayağı da güzel oldu. Krem şanti kıvamına ulaştık. Şöyle güzelce yapalım. Sonra diyorsunuz ki az yapıyorsun diyorsunuz. İyice köpük bastırıyorsunuz. Ya bu test olduğu için bunlar tıraş makinesini test ettiğim için çok uğraşmıyorum köpükle ama tabii haklısınız uğraşmak da lazım. Orada sakallar da bayağı uzadı ya. Birkaç gündür sakalları uzattık. Öte yandan arkadaşlar biliyorsunuz hepsi burada da bir işbirliğim var. O işbirliğinden de alışveriş yaptığınız zaman bana da katkınız oluyor. Bir iki tane alışveriş yapılmış bu arada. Görüyorum onları ben ne alındığını filan da. Teşekkür ediyorum buradan katkıda bulunanlara. Açıklama metninde de o linki bırakıyorum. Bütün tıraş videolarında var zaten. Alışveriş yaparken oradan yaparsanız bana da katkıda bulunuyorsunuz. Ben de o bulunduğunuz katkılarla bu tıraş bıçaklarını alıyorum. Mesela bugün aldığım ürünler 120 lira ne tuttu arkadaşlar? 4 tane. Tabii tek tek bulunmuyor bazısı. Böyle 3'lü, 4'lü, 5'li, 6'lı paketler halinde satılıyor. O yüzden hani yekün tutuyor. Yoksa tek tek alsam bu kadar pahalı. Her ürünü böyle tek tek alamıyorsunuz. Evet. Şimdi güzelce köpürttük. Köpüğümüzü de şimdi yüzümüze sirri sürdük. Burada naneliymiş bu ya. Bayağı bir yaktı. Hadi bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. Jilet Sensör 3 tıraşı başlıyor. Gerçek zamanlı yapıyorum bu tıraşları biliyorsunuz. Ve kesme biçme yok. Aynen nasıl oluyorsa o şekilde bitiriyorum videoları da. Sizden çok yorum oluyor. Onu incele, bunu incele, şunu yap filan diyorsunuz. Sensörü uzun yıllar önce kullanmıştım. Yine sizden birisi istemişti bana birkaç ay önce. Ama kim istedi hatırlamıyorum gerçekten. Hatırlayan varsa arkadaş ben istedim abi diye yorum yazabilir. İlk izlenim güzel bu arada. İyi kesiyor. Ki işte tek sefer yapıyorum ben biliyorsunuz. Hani 2-3 sefer falan yapsanız tabii dahi sonuç alırsınız. O bir gerçek. Dolmuyor bu arada. Bakın şunu da göstereyim. Araları falan pek dolmuyor. Gayet başarılı. Zaten dediğim gibi bu Mach 3'ten önce sensör 3 vardı. Sensör vardı daha doğrusu. Sonra sensör 2 çıktı. Sensör 3 çıktı. Sensör 3 hala satılıyor. Videonun başında söyledim 9 TL'ye falan geliyor fiyatı. Fena bir rakam değil ama ucuz değil. Onu söyleyeyim. Bazen soruyorsunuz hangi şeyi çok beğeniyorsun falan diye. Tabii ki bu duruma göre değişir arkadaşlar. Mesela böyle vaktim varsa keyif almak istiyorsam klasik tıraş makineleriyle tıraş olmayı tercih ediyorum. Ama acelem varsa Fusion, mesela Fusion serisini severim. 5 bıçaklı. Çok da güzel tıraş eder. Onu tercih ediyorum. Onu da söyleyeyim. Evet hızlıca bitirdik tıraşı gördüğünüz gibi. Çatır çutur kesti valla. Burada yanma falan da yok ha. İyi yani. Evet gördüğünüz gibi. Çok sakalı sert olan birisi değilim ben. Bu bana 4 kere 5 kere hatta 6 kere falan yeter. Söyleyeyim ben. Bunu çok sorduğunuz için her tıraş videosunda söylemek zorunda kalıyorum. Ama kişiye göre değişir bu arkadaşlar. Size 3 kere olur tıraş da bana 10 kere olabilir. Hatta geçen bir arkadaş demişti 30 kere tıraş oluyorum ben diye. Mesela BİM makineyle hani 30 da bayağı abartılı bir rakam ama sakalı azsa olur yani. Olmayacak bir şey değil. Güzel oldu tıraş. Söyleyeyim ben. Tek seferde gayet güzel tıraş oldum. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve bu tıraş bıçağıyla ilgili görüşlerimi aktaracağım sizlere. Evet arkadaşlar tıraş oldum. Jilet'in Sensör 3 Excel modeliyle tıraş oldum. Gayet güzel oldu. Bakın şöyle yakından da göstereyim.
Sinek kaydı bir tıraş oldum tek seferde ve hızlı hızlı oldum. Fark ettiyseniz de soğuk suyla gayet güzel oldu. Yavaş yavaş sıcak suyla bol köpükle yaparsanız çok daha güzel, çok daha böyle aşırı sinek kaydı bir tıraş olabilirsiniz. Sensör 3-3 bıçaklı adından da anlaşılıyor zaten. Bunun dışında şurada bir kayganlaştırıcı bantımız var. Burası da böyle tutuyor, sakalı güzelce kesmek için fayda sağlıyor. Ben beğendim. Benim gibi sakalı olanlar için yaklaşık 1,5-2 ay çok rahat gider bir kartuş için söylüyorum. 6 tane kartuş bana 12 ay yeter. 12 ayda iyi bir şey yani. 12 ayda 50 lira ve 53 liralık bir maliyetim olacak tıraş için söylediğim gibi. Ama ben hani haftada bir, bazen 10 günde bir falan tıraş olan biriyim. Yani bana kaba bir hesapla 6-7 kez, 8 kez gider diye düşünüyorum bu tıraş bıçağı. Sizin de kendi sakalınıza göre oranlayabilirsiniz. Benim sakalım çok aşırı sert ve aşırı gür değil. Aşırı sert, aşırı gür olanlar için o kadar uzun gitmeyebilir. Ya da her gün tıraş olursanız bu ürün size hem pahalı gelir hem de o kadar uzun süre gitmeyecektir haliyle ve doğal olarak. O bakımdan hani birazcık böyle benim gibi her zaman tıraş olmayanlar için önerebileceğim bir ürün olmuş. Şöyle kenara çekileyim. Bir puanlama sistemimiz var. Biliyorsun benim geliştirdiğim. O puanlama sisteminde de 1'den 4'e kadar kalpler veriyorum ben. Bu ürüne de hemen gösteriyorum. Ding diyelim ve 4 kalbi veriyorum. Gayet güzel bir ürün olmuş. Değil mi? Fiyatı yüksek ama yüksekliğin karşılığında da ömrü de uzun olur diye tahmin ediyorum. Çünkü makuşla hani orantılı olarak söylüyorum bunları. Muhtemelen makuşa yakın bir performans sunacaktır diye tahmin ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Gillette Sensor 3 ile tıraş oldum. Gerçek zaman tıraş oldum ve beğenildiğim hoş böyle yumuşak sinek kaydı bir tıraş olduğumu söyleyeyim. Eğer bu ürünle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda tıraş olmamı istediğiniz ürünler varsa yine yorumlara yazın. Fırsat buldukça, imkan buldukça, bütçe buldukça hepsini alıyorum ve zaman içinde incelemeye çalışıyorum. Bana destek olmak isterseniz videonun başlarında söylemiştim. Hepsi modeli bir işbirliğim var. Oradan yaptığınız satın alımlarda bana da katkıda bulunuyorsunuz. Bununla ilgili bir linkim var. Açıklama kısmında o linki göreceksiniz. Oraya tıklayıp oradan alışveriş yaptığınızda bana da katkıda bulunuyorsunuz. Abi seni çok seviyoruz. Harikasın, süpersin, uçuyorsun, kaçıyorsun diyenlere buradan duyuruyorum. Alışveriş yapmadan destek olmak isteyenler olursa da kanala abone olup beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Farklı bir tıraş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.